Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd, değerli takipçiler. İnşallah İslam'da inanç özgürlüğü 9. dersi okumaya çalışacağız. Sizden gelen talep üzerine İrap ağırlıklı gideceğiz. Ama bu sefer de vakit uzun sürdüğü için soruları kısmen cevaplayıp kısmen bırakacağız. Rabbim müstefid olmak nasip eylesin. El kelimatü. Önce şu başlığı okuyalım. Daha doğrusu. Et dersü tâsi'u. 9. ders. El mübtede'u damirun. Zamir mübteda. Zamir olan mübteda. Vel haberu ba'dehu cümletun fi'liyetun. Yani mübteda zamirdir. Haber ise mübtedadan sonra gelen fiil cümlesidir. Neden bunu zikretti? Mübtedadan önce gelirse fiil cümlesi, bu sefer mübteda haber olmak yerine fiille başladığı için fiil cümlesi olur. Mübtedadan sonra gelen cümletün fiiliyetün olursa bu şekilde haber olur. El kelimatü, kelime. Bunlarda bilmediğimiz kelime yok gibi. Ebe, yüz çevirdi, karşı çıktı, engel oldu manaları var. İslamun, İslamiyetun, Allahu amene, enzele, davetun, dinun, Kur'anun, kavlun, kavlun, söz. Her birisi zaten Türkçemize geçmiş kelimeler. Hurriyetul akideti fil İslami. İslam'da inanç, özgürlüğü. Akide, inanç demek. Burada hurriyeti muzaf ve muzafun ileyh anlamında akidenin özgürlüğü şeklinde mana veriyoruz ama Türkçe'de inanç özgürlüğü şeklinde kullanıldığında orada mana verirken inanç özgürlüğü dedik. Evet. Ye'bel İslamu ikrahen nâsi alettuhuli fîhî. Ye'be, bakın eba, ye'be fiil cümlesi burada bunu şeyden hatırlarız, sarftan. Evet, fetaha yeftahu gibi 3. babdan. 3. babın bir özelliği vardı. Lamel fiil ya da aynel fiilin boğaz harflerinden birisinin olmasıydı. Bu 3. babdan olmasına rağmen boğaz harfi olmayan şaz fiillerden birisi. Ye'be. Evet, aynı zamanda nakıs fiil, aynı zamanda mehmus fiil. Ama bunu sorarlarsa nakıs olarak işaretleyeceğiz. Çünkü mehmus salim fiillerin, sahih fiillerin alt başlığında yer alıyordu. Bu ise illetli olduğu için, illet harfi bulunduğu için illetli fiillerden geçecek, zikredilecek. Ye'bel İslam'ı, İslam ye'be fiilinin faili. İslam karşı çıktı, engel oldu. İkrahen nâsi, insanların zorlanmasına. İkrahe mef'ulun bihi, ye'benin mef'ulun bihi. Ennâsi de ikrahenin muzafun ileyhisi, o yüzden mecrur geldi. Ala dukhuli fihi, ala harfi cer, et dukhuli de onun mecburu. Evet, insanların zorlanmaya ne oldu? Karşı çıktı manasında ikrahaya müteallik diyebiliriz buna. Ne diyeceğiz? İnsanların fihideki zamiri de İslam'a raci. İslam içerisine, yani İslam'a zorla insanların sokulmasına İslam karşı çıktı. Ve indema ragiba Rasulü sallallahu aleyhi ve selleme en yu'mine akaribuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabalarının iman etmesini böyle ragibe istediğinde, çokça rağbetle istediği vakit ne oldu? Enzelallahu Teala, Allahu Teala indirdi aleyhi Rasulüne kavlehu, şu sözü. Yani Allah'ın şu sözünü indirdi. Efe ente, sen mi tukrihun nase, insanları zorluyorsun, hatta yekunu müminin, ta ki iman edinceye kadar. Buradaki efe ente'nin başındaki hemze istifham. Ancak burada Resulullah soru sormuyor. Rabbimiz Celle Celaluhu, sen mi insanları zorlayacaksın? Buradaki istifham, istifhamı inkari. Hani biz Türkçe'de böyle ifadeler kullanırız. Yapamazsın anlamında aslında. Yapamazsın anlamında kullanırız. Sen mi yapacaksın bunu? Hani sen ona yapamazsın anlamında. Allah-u Teala da burada istifhamı, sen insanları iman etmeye zorlayamazsın manasında istifhamı inkari şeklinde getiriyor. Geliyor. Evet.
Efe ente, burada zamir olan müpteda var. Konumuzla ilgisi bakımından burada böyle bir şey zikretti. Onu açıklayalım. Tukrihun nase, burası da fiil cümlesi olan müptedadan sonra gelen haber. Sen mi tukrihun nase, insanları zorlayacaksın? Evet, yani insanları sen zorlayamazsın. Hatta yekunu müminin, yekunu ne idi bunun sonunda normalde? Kâne'nin kardeşlerinden. Ancak burada ne oldu? Hatta'dan sonra gizli bir en onu nasb etti. Hatta harfi cer. Harfi cer olan hatta da fiili muzarinin fiilin başına gelir. Ama fiili muzari bir masdara çevrilirse isme dönüşmüş olur. Bu yüzden hatta ya da li harfi ceri bundan başına gelebilirler. Gizli bir en yekunu neni muzari fiili nasb ettiği için efale hamsedeki nun düştü. Müminine nedir burada? Kâne'nin haberidir. Peki kâne'nin ismi ne? Yekûnû'daki vav da kâne'nin ismidir. Merfu muttasıl zamir olarak gelmiştir. Evet, bu parçayı şöyle toplayalım. Diyor ki İslam insanların zorla dine girmesine karşı çıkmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akrabalarının iman etmesini çokça istediği zaman Rabbimiz Celle Celaluhu insanların mümin olmaya sen zorlayamazsın. Yani zorla onlara iman ettiremezsin mealinde ayeti indirdi. Ve fil Kur'ani yekulu subhanehu, ve aynı zamanda Kur'an'da subhanehu, yani onu noksan sıfatlardan tenzih ettiğimiz Rabbimiz şöyle buyurur. Sübhane kelimesiyle ilgili şunu söyleyelim. Sübhane kelimesi nerede geçerse geçsin mef'ulü mutlaktır. Mef'ulü mutlak ne demek? Aynı harflerden türetilmiş bir fiilden gelen mastar. O zaman üsebbihu, ben tesbih ediyorum. Sübhanehu, yani aynı harflerden oluşan bir fiilin mef'ulü mutlak. Üsebbihu burada, yani bütün noksanlıklardan, eksikliklerden münezzeh olan Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de yekul şöyle buyurur. Bakalım. La ikrahe fiddini. La ikrahe cinsini. Yani ikrahe zorluğun hiçbir çeşidi yoktur. Fiddini dinde. Yani din hususunda hiçbir zorluk, hiçbir zorlama yoktur. Kad tebeyyene rüştü, kad kelimesi mazi fiilin başında tahkik ifade eder demiştik. Burada da mazi fiil tebeyyenenin başında geldi. Tefeul babından fiili mazi. Evet, tebeyyene rüştü, doğru ortaya çıktı. Minel gayyi, yanlıştan. Yani doğru yanlıştan ortaya çıktı artık. Dinde herhangi bir zorlama yoktur, olmayacaktır. Ve da'vetül İslamiyyetü, ve İslam daveti, burada da bakın sıfat mevsuf ilişkisi var değil mi? İkisi de lam-ı tarifli müennes mastar kelimelerden oluşmuş. Ve da'vetül İslamiyyetü, İslam daveti, yecibu en tekune bil kelimeti tayyibeti vel ikna'i selimi. Evet, neyi vacip kılıyormuş? Diyor ki İslam daveti iyi, güzel kelime ile ve selim ikna etme ile bunu gerekli kılar İslam daveti. Yani siz doğru bir şekilde bir şeyi izah etmeden, açıklamadan insanları zorla dine girmeye zorlayamazsınız. Onlara güzel sözlerle, tamam, iyi kelimelerle ve doğru bir şekilde ikna yöntemini emreder. Yekulullahu Teala, Allahu Teala buyurdu ki üd'u, davet et. Emri hazır. Dea fiilinden emri hazır. Sonundaki elif hasfedildi. Dea'nın elifi. Dea yed'u. Yed'u'nun vavı hasfedildi. Muzariden yapıldığı için. Evet, ne oldu? Muzarat harfini de attık. Sonunda illet harfi bulunduğu için vav, cezim alameti olarak vav düştü. Yed'u'nun vavı, daha doğrusu yed'u'nun da değil, ted'u'nun vavı düştü. Ted'u idi. Ted'u'nun vavı düştü burada. Vava delalet etsin diye ötre burada kaldı.
okuyabilmemiz için başındaki hemzeyi aynel fiilin harekesi ötre olduğundan ötre ile harekeledik. Ötre olmasaydı kesre ile harekeleyecektik. O yüzden burada üd'u emri hazır. Yani sen davet et. Faili müstetir vücuben ente ila sebili rabbike Rabbinin yoluna davet et. Bil hikmeti hikmet ile vel mev'izati ve haseneti ve güzel vaaz ile, güzel söz ile, mev'ize ile ve cadilhum billeti hiye ehsen ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Ve cadil yine müfaale babından emri hazır. Cadele yücadilu, yücadiluden ve muzari fiilden cadil, muzara tarfini attık. Sonunu cezmettik. Cadil oldu. Ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Evet. Rabbimiz böyle emrediyor. Yani İslam daveti onları ikna yöntemiyle, güzel sözlerle dine davet ediyormuş. Burada onunla ilgili ayeti kerimeyi de Rabbimiz Celle Celaluhu zikretmiş oldu. Et-tedribe tü, alıştırmalar. Evvelen el-isti'ab, ilk olarak okuduğumuzu anlamayla ilgili bölüm burası. Bakalım, et-tedribul evvelu, ilk alıştırma, ecibe anil es'ileti taliyeti. Gelen suallere cevap ver. لِمَاذَا رَفَضَ الْاِسْلَامُ دُخُولَ النَّاسِ ف۪يهِ بِالْقُوَّةِ Niçin İslam zorla, yani kuvvetle, kaba kuvvet ile insanların girmesine engel oldu? İnsanların girmesini istemedi, ona karşı çıktı. Evet, çünkü İslam dini, evet, insanların doğru yanlıştan ayrıldıktan sonra akıllarını kullanmak kabul edecekleri bir din olduğu için diyebilir buna. كَيْفَ يَدْعُ الْمُؤْمِنُ اَنَّاسَ Mü'min insanları, halkı nasıl davet eder? اِلَى الْاِسْلَامِ Nasıl davet edecek? اُدْعُ اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ Hikmetle وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ Ve güzel sözlerle, güzel vaazlarla davet edecek. Evet, مَا سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ Bu ayetin nüzulünün sebebi nedir? Bakın buradaki ma haber, geriye kalanlar sebebi mübteda. Evet, diğerleri de onun sıralama, zincirleme, muzafın lehleri. Bu ayetin sebebi nüzulü nedir? Bu ayet hangisi? اَفَا اَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنٍ İnsanları iman edene kadar zorlayamazsın mealinde. Peygamber Efendimiz akrabalarının iman etmesini çokça arzu ediyordu. Onun üzerine nazil oldu denilebilir. مَا وَاجِبُ الْمُسْلِمِ Müslümanın görevi nedir? نَحْوَ النَّاسِ İnsanlara karşı Müslümanın görevi nedir dedi. Onları ikna etme, onlara güzel sözle yine İslam'a davet etmektir. Evet, yecibu burada İslam ne yaptı? İslam daveti onu gerekli kıldı. Hati delilen ala hürriyeti ve akideti fil İslami. İslam'da inanç özgürlüğüne delalet eden, onun üzerine olan bir delil getir. Burada femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin ayeti getirilebilir. Yine burada la ikraha fiddin ayeti getirilebilir. Et-tedribü s-sani, ikinci alıştırma. İhter, evet, seç. El-icabete s-sahihate, doğru cevabı seç. Bi-vad'i alameti s-sahihin koyarak. La ikraha fiddini ma'naha, yani la ikraha fiddinin manası, elif, ba, cim, üç seçenek var burada. Yecuzu lil muslimi en yusalli ev la yusalli. Müslüman için namaz kılmak ya da kılmamak caizdir. İkisini de yapabilir dedi. Bu mudur la ikraha fiddinin manası? El insanu hurrun lehu en yuslime ve lehu en yekfura. Ne dedi? İslam'a girmeye insan özgürdür ve yine insan İnkar etmeye de özgürdür manasında mıdır? Evet, doğru cevabımız B şıkkı olacak. Değerli kardeşlerim. Evet, yoksa insanları İslam'a la ted'unnâse, insanlar İslam'a davet etme demek değildir. Burada da nehy-i hazır olarak bir örnek verdi. Efe ente tukrihunnâse hattâ yekûnû mu'minin ma'nâha, bunun manası nedir? İnsanları İslam'a girmeye, yani zorlayacak mısın ya da zorlayamazsın anlamında demiştik. Evet, buradaki istifham inkarı zorlayamazsın manasını vermiştik. Bunun manasını soruyor.
Edhalen nasu insanlar. Şey edhalenne. Evet şöyle diyelim. Edhale zorla girdirdi. Ennase insanları fil İslami bil kuvveti. İslam'a insanları kuvvet ile girdirdi manasında. Zorla İslam etti manasında. Böyle bir şey yok bu ayette. E ente edhaltennase fil İslami bil kuvveti. İnsanları İslam'a kuvvetle sokacak mısın? Yani zorla mı sokacaksın manasında mıdır? Bir de cim şıkkı var burada. Ente, sen, la tastati'u, güç yetiremezsin. En tudhile, ennase, insanları girdirmeye, sokmaya. Fil İslam bil kuvveti, kuvvet kullanmak, insanları İslam'a sokmaya güç yetiremezsin. Doğru cevabımız bu olacak değerli kardeşlerim. Şıklara bakarsanız burada ente, edhalte, ente, la tastati'u. Evet, zamir olan mübteda ve zamirden sonra mübtedaya uygun olarak gelen fiil cümlesi şeklinde haberler gelmiş. Bunlar da onların örnekleri, aşağıdaki nahiv terkiplerinde onlara deneyeceğiz. Diğer bölüme geçelim. Saniyen el müfredatü kelimeler, kelimeyle ilgili alıştırmalar yani. Ettedribü salisu, üçüncü alıştırma. İstahricil kelimetelleti la tentemi lil mecmu'ati mimme yili. Aşağıdaki gruplar için alakası olmayan, ilgisi olmayan kelimeyi çıkar. Bakalım alakası olmayan kelime hangisiymiş? Ekabibu, akrabalar. Ehlün, aile. Aşiretün, yine aşire, sülale. Astika'u, arkadaşlar. Buraya baktığımızda her birisi neseple ilgili. Bu astika neseple ilgili değil. Evet, erade, istedi. Yu'minu, iman etme, ediyor. Ye'be, yüz çeviriyor, karşı çıkıyor. Yekulu, buyuruyor. Bunların her birinden erade, isteme fiili farklı. Diğerleri imanla alakalı olabilir. Evet, Kur'anun, İncilun, Sahih-i Müslim'in, Tevratun. Evet, burada ne var? Kur'an, İncil, Tevrat, Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplardandır. Ama Sahih-i Müslim, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleridir. Diğerleri vahiy mahsulüdür diyelim. Evet, ala, fi, min, indema. Bunlar ala, fi, min, üçü de harfi cerdir. İndema ise zarf edatlarından biridir iken manasında. İslam, Resul, Allah'u, ikna'u, İslam, din, Resul, peygamber, Allah, bunların üçü de Rabbimizin ifade ettiği şeylerdendir ama ikna, insanların yaptığı fiillerden. İkna etme, Türkçe'ye de geçmiş bir kelimedir dedik. Ettedribur rabi'u, dördüncü alıştırma. Da' alamete sahihin, doğru işareti koy. Emamel kelimetil muradifeti, eş anlamlı kelimenin önüne. Lima huve bi hattin esvete, siyah punto ile yazılı kelimeler için. Yani siyah punto ile yazılan kelimenin eş anlamlısına doğru işareti koy diyor. Bakalım siyah puntoyla ne yazılmış? Dördüncü alıştırmada. Ye'be el-islamu ikrahennâsi. İslam insanların zorlanmasına karşı çıktı. Yani dine girme hususunda zorlanmasına İslam karşı çıktı. Ye'be'lu, kabul ediyor. Yerfudu, engel oluyor, karşı çıkıyor. Evet, burada ne var? Yukrahu ya da yukrihu. Evet, yine kerih görüyor. Zorlama manasında. Ye'muru, emrediyor. Ye'ba, yerfudu, bunun eş anlamlısı. İkrahun nasi gayru makbulin fil İslami. İnsanların zorlamak İslam'da makbul değildir. Makbul olmayandır. Tamam. İslam'a girmesinde insanları zorla İslam etsen onun İslamlığı makbul sayılmaz diyor. Buradaki ikrahu zorlama manasında, evet, ne diyelim bunun şeyine bakalım. Emrun, iş, mücadeletun haseneten, güzel bir mücadele. İrgamun, aşırı rağbetle isteme, zorlama. İknaun, ikna etme. Bunların her biri yapılabilir ama aşırı zorlamayla yapılmaz. Cimdir. Evet, geçelim diğerlerini. Siz yaparsınız. Biraz derslere
dakika bakımından fazla uzun olmasın diye. Ama illa da bunları da yapalım diye yorum yaparsanız biz de ona göre şey yaparız. Bir sonraki derslerimizde onları dikkate alırız. Et-tedribul hamisu, beşinci alıştırma. İhtar minel kaimeti B listesinden seç. El-me'nel münasibe, uygun manayı seç. Lil-kelimati minel kaimeti elif. Elif listesindeki kelimeler için uygun manayı B listesinden seç. Uktub yaz. Ar-rakmellezi yuşiru ilel icabeti. Evet, cevaba işaret eden rakamı yaz. Bu ellezî yuşîru. Bakın, ismi mevsul ve kendinden sonra gelen fiili ismi fail manasında tercüme ettiğimizde rahat ediyoruz. Er-rakmellezî yuşîru, işaret ediyor yerine işaret eden cevabı yaz. Evet, bakalım cadilhum. Onlarla mücadele et, yani tuhaddis haddese yetehaddesu, öyle midir? Yetehaddesu, evet, tehaddes ileyhim, onlarla güzel bir şekilde konuş, yani onlarla konuş. Evet, bir tehaddes ileyhim. El akaribu, akrabalar. Burada el-ehlü, yine aile, akraba aynı manasında. Cehennemu min esma-i'n-nar, ateşin isimlerindendir yani. Cehennem, cehennemin isimlerinden biridir dedi. Mübinun, açık. Vâzihun, bu da açık. Devvene, topladı, bir araya getirdi, yazdı, manaları var. Ketebe, yazdı, onun eş anlamlısı. Et-tedribu sâdisü, hâtil-mukâbile. Mukabilini getir. Tamam. Fil ma'na lil kelimatil atiyeti, aşağıdaki kelimeler için zıt manayı getir. Ad-duhul el-huruc. Ba'zun küllün. Değil mi? Ba'z, giriş, çıkış, birisi, hepsi. Et-tayyibu iyi, es-seyyi'u kötü. Es-selimu sağlam, el-meridu hasta. Kuvvet, güç. Da'fun, güçsüzlük, zayıflık denilebilir. Dersimizin asıl konusu, anlatım yapacağımız bölüme geldik. Et-terakibun-nahviyye tü. Nahiv, terkipleri. Et-tedribus-sabi'u, yedinci alıştırma. İmle-il-feraga bil-kelimetil-münasibeti mimma beynel-kavseyni, iki parantez, iki yay arasındakilerden uygun bir kelime ile boşluğu doldur. Bakalım, nahnu, biz, buna uygun olan intesarna var, intesaru var. Hangisi daha uygun? Nahnu zamiri, nefsi mütekellim ma'al gayr zamiri. Buna uygun olan fiili mazi intesarna. Buradaki na faildir. Evet, ait zamiridir aynı zamanda. Nahnu intesarna, biz yardım olunduk ya da biz zafer elde ettik manalar verilebilir. İntesaru'daki vav daha çok hüm zamiri, değil mi? Hüve hüme hüm, buraya geliyor. İntesara, intesara, intesaru. Nasara'nın iftial babına nakledilmiş halidir. Bu arada intesaru, onu da zikretmiş olalım. Ene, eneye uygun olan salley tü. Salley tüm, entüme uygun olan zamir. Ene müptedası zikredildiyse salley tü olacak onun haberi, fiil cümlesi şeklinde zikredilirse. Entüm, siz erkekler, selimtüm, kurtuldunuz. Hastalıktan kurtuldunuz veya tehlikeden kurtuldunuz anlamında söylenilebilir. Entüme, siz ikiniz, araftüme, bildiniz. Entünne, siz bayanlar, salleytünne, namaz kıldınız. Evet, bunlar da uygun olan zamirli şeyler. Burada ne yaptı? Mübtedaları parantez içerisine aldı. Haberleri zikretti. Bakalım. Et-tedribu saminu imle il feraga bil kelimetil münasibeti mimme beynel kavseyn. Soru aynı. Parantez içindekilerden uygun olanı getir. Zebahna. Buradaki zebahna'ya uygun olan zamir hangisi? Nahnu. Evet. Zebahna, nefs-i mütekellim mal gayrı karşılık gelen zebaha fiilinin fiili mazisi.
Eşşatibe mef'ulun bihisi. Burada nahnu buna uygun olan mübteda olarak başa gelecek. Cadel tü, bakmaya gerek yok. Cadel tü, ene diyeceğiz buna. Bil hakkı, hakkı, hak ile mücadele ettim. Parantez içindekilerde entüm ve ente var. Demek ki bu cadel tü değil burası. Cadel t olarak burayı düzeltebiliriz kitaplarımızda. Ente, sen cadel te, mücadele ettin bil hakkı, hak ile. Yani gerçek ile. Kultul hakka, kultuya uygun olan ene, evet burada geldi, ene kultu, ben dedim, el hakka, hakkı dedim, hakkı söyledim yani. Cahettum fi sebilillahi, tüm entüme karşılık gelen zamir, entüm cahettum, taraktuma el bey'a, evet, taraktuma entüme. Bu da buna uygun olarak gelen zamir. Burada ne var bakalım, ettedribu tasi'u, dokuzuncu alıştırma. Sil külle kelimetin minel kaimeti elif. Elif listesinden her bir kelimeyi sil, ulaştır, birleştir. Bima yunasibuha minel kaimeti ve B listesinden uygun olan kelime ile. Evet. Ente, ente uygun ne varmış? Amil tel hayra. Sen hayırı yaptın, hayır işledin anlamında. Evet. Bunu bununla birleştirdik. Entüm, siz erkekler, selimtum mineşşerri, kötülükten kurtuldunuz. Değil mi? Ene, ben burada cema'tul kutube, kitapları topladım. Entüme, siz ikiniz, evet. Sa'aytüme beyne safa vel merve, safa ve merve arasında sa'i yaptınız. Nahnu da geriye kalan salleynel asra, ikindi namazını kıldık. Nahnu biz salleynel asra, ikindi namazını kıldık. Son alıştırmaya geldik. Ettedribul aşiru, 10. alıştırma. İmle il feraga bil kelimetil münasibeti minel kaimeti. Listeden uygun bir kelime ile boşluğu doldur. Burada 5 tane soru var. Burada 6 tane, demek ki birisi boşta kalacak. Bakalım hangisi? Ed-dinu din, yusurun kolaylıktır. Evet. Kultumul hakka, hakkı söylediniz. Kim diyebilir? Bak entüm zamirine karşılık değil mi? Kultum. Entüm siz. Kultumul hakka, hakkı söylediniz. El-kaidani, iki komutan. Müntasirani, zafer elde etmiştir ikisi de. Evet, burada zamiri vermemiş. Peki emerne, emrettik, bil ma'rufi, iyiliği emrettik. Kim? Biz. Nahnu emerna bil ma'ruf, entüm siz erkekler, qateltüm savaştınız, fi sebilillahi Allah yolunda savaştınız. Evet kardeşler, daha önceden söylediğimiz bir şey vardı, onu tekrar ifade edelim. Bakın, eğer haber cümle şeklinde geliyorsa, sıfat cümle şeklinde geliyorsa, sıla cümle şeklinde geliyorsa, bunların her birinde o cümlenin ilk öğesine eğer müptedaya dönen ait zamir, mevsufa dönen ait zamir ya da mevsule dönen ait zamir olmak zorundadır. Benzer cümlelerde bu durum böyledir. Fiil cümlesi de olsa, isim cümlesi de olsa bu cümlenin geriyle bağlantılı olduğunu hissettirecek bir ait zamiri zikredilmek zorundadır. Burada zamir olan müptedalar her birisi isimdir, müptedadır. Bunların haberlerinde de cümle olunca ait zamiri müptedaya dönmek durumundadır. Bu ait zamiri de müptedaya uygun olan zamir olacak. İntasar ne derken, buradaki na ait zamirdir. Aynı zamanda merfu muttasıl zamir olarak da intasara fiilinin failidir. Burada bu zikredilmediği zaman ne olur? Bu cümle sanki farklı bir cümleymiş gibi nahnu ile bağlantısı kesilmiş olur. O yüzden bu ait zamirleri zikredilmek zorundadır. Bu fiil cümlelerinde neden böyle olmuyor? Fiil cümlesiyle fail arasında böyle bir uyum söz konusu oluyor mu? Fiil cümlesinde eğer fiilden sonra fail açık bir isim olarak zikrediliyorsa fiiller her zaman müfret geliyordu. Böyle bir şeye ihtiyaç yoktu. Ama burada ikinci bir cümle
devreye girince cümlenin bağlantısını o ait zamiri koruyacak. Onu da zikretmiş olalım. Rabbim müstefit olmak nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Thank you.